Aman efendim, hoş aman geldiniz. Aman efendim, hoş bulduk. Nasılsın Necmettin? İyi. Vallahi siz nasılsınız? İyi vallahi. Heyecanlıyım. Büyük final. Büyük ve senin yarışı. Teşekkür ederim. Saçlar. Aa, güzel güzel. Bugün de farklı bir model. Yemekler. Yemeklerden ne haber? Yemekler asıl. Yetişti zor. Merhaba. Yetişti mi? Buyurun. Aferin aferin. Buyurun. Bakayım, lavabon için temizledin mi? Temizledim. Ama mutfağıma kimseyi sokmayı düşünmüyorum. Hacı, öyle mi? İzin vermeyecek mi? Hayır. Sen bilirsin masa. Aa, buyurun. Çocuk kurmuş masasını da. Kurdum valla. Yani kurdum. Her ne kadar özelinde biraz benim hayatım dağınık, bir düzen istiyorum dese de ben masayı düzenli gördüm. Güzel. Eline buyurun. Sağlık. Teşekkür ederim. Valla kendin de çok şıksın Hırkan. Yani bu Hırkan. Uyumları da var biraz. Evet, yani. Evet. Bunları nereden buldun sen? Aldım. Kendim özel burası için aldım. Bravo, evet. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. Mavi mumlar değişik. Mavi mumlar şeye biraz daha yakın. Sen yarışmacıları aldın bakayım. Hemen. Hadi, hadi hemen bakalım. Ya. Hadi, hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Alayım montunuzu isterseniz. Aynen. Teşekkürler. Ben de mont yok. Yok. Teşekkür ederim. Merhabalar. Çok şıksınız. Çok güzel. Ederim. Merhaba Mustafa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Ayşegül. Ayrı bir şıklık gel. Evet, merhaba. Aa, yıkılsın. Hoş geldin Hacer. Merhaba. Ay, Menekşe ayrı güzel. Merhabalar. Sen ayrı hoş olmuşsun Mustafa. Merhaba, hoş geldiniz. Yarışmacılarım ne kadar şık, ne kadar hoşlar. Saçlar, evet. Makyajlar, yıkılıyoruz hanımlar ve beyler. Büyük final için. Değil mi? Hazırlanmış. Vallahi teşekkür ederiz. Sizin için Necmettin de hazırlanmış, masasını hazırlamış, bunları satın almış kendisi. Tabaklar bizim anladığım kadarıyla. Tabaklar evet. Ama süsleri, süsler, efendime söyleyeyim, suplaları. Masa örtüsü. Evet, evet, evet. Hadi evet. Bakalım. Buyurun yorumlayınız. Masayı yorumlayalım. Masa örtüsü. Aa! Sakal. Şimdi gördüm masa ha. Masa örtüsü, evet. Bu ölçülere göre yapılmadı. Normalde ablam dikti, kendisi dikti. Öyle mi? Ama normal masalara göre dikti. Adı ne ablanın? Ayşenur. Ayşenur'a teşekkür ederiz. Ayşenur ablası, ellerine sağlık. Ne yapsın, o kadarcık olur. Normal yani. Masa için dikildiği için. Buna bir laf demeyelim değil mi? Evet, yani. Ama ölçüleri biliyorduk. Yok, hayır. Önceden, evet. Önceden ölçüleri önceden biliyorduk. Dikildi. Yok, bu yarışma için dikilmedi. Bana önceden dikildi deyince Gürbüz de dikildi. Ne oldu? Niye dikildin? Çeyizine dikmiş ablası Zuhal Hanım. Evet, ablam. Çeyizdir ya. Laf etmeyelim evet, çeyizi. Yani. Çeyiz. Normal masa için olduğu için bir tık daha bu masa büyük. O yüzden. İnşallah 75 bin TL'yi kazanırsın da çeyizin için belki gelecekteki hayatın için bir ufak da olsa bir şey katkımız olmuş olur. Peki beğendin mi masayı Mustafa? Güzel olmuş, şık duruyor. Hı-hı. Ayşe? Güzel, iyi. Menevşe? Yani ben keşke şunu koymasaydım Necmettin. O runner'dı. Şimdi mumlarla ve ortadaki yani işte oyun. Yani bunlarla runner olmamış sadece ama diğerleri güzel. Beyaza yani, beyaz değil mi? Evet. Peçeteleri bile o renkte ben uydurmak Amerikan istedim. Amerikan servis. Onlar tamam. Evet, maalesef. Peki. Servislerini yanlış yapmış. Evet, yanlış. Yanlış yapmış servislerinizi. Bıçaklarımız birbirine baktı. Evet, bıçaklar değil. Bu şekilde açmanız gerekiyor. Ben yani masada yorum katılmaz oğlum. Belli standartlar. Evet, standartlar şey. Servis açılması ben yorum katması nedir? Bana dikine koy bari bıçakları. Evet. Yorum kattım ben belli. Ben yani, ilk başından beri söylüyorum. Masanın işte çiçeğiniz olmuş, başka bir şey kullanmışsınız, başka bir hani buradakileri kullanmışsınız, bunlar problem değil. Önemli olan yiyeceğim şeyin doğru bir şekilde açılması gerekiyor. Böyle bıçakların içe bakması lazım, kaşık burada olması lazım. Tatlı kullanacağımız kaşık içe ve bıçak. Diğer bıçak içe, çatal da burada olması gerekiyor. Geçen gün kaşık unutuldu. Rica edildi ve istendi. Tabii. Yani bu insanlık. Unutulabilir ama en azından daha düzgün. Sadece benim için değil. Nedense çok önem vermiyor yarışmacılar. Evet, ama bu önemli. Için. Aslında böyle bir kanallar var ya, medya şeyleri, isim veremem. Oradan açıp bir 10 dakika izleseniz evet, servis açar. Evet. Herkes çok iyi bilmek zorunda değil tabii ama yemek yarışmasına giriyorsunuz bilmek zorundasınız. Bilmek zorundayım. Eline evet. Sağlık teşekkür diyelim ederim. Ve şimdiden. Masa düzeni, örtüsü küçük kalmıştı. Aslında bize söyleniyor daha önceden ölçüleri. Ona göre böyle bir saçmalık olmaz. Madem masa örtüsünün ölçüsü yeterli gelmemişti, buradan başka bir masa örtüsüyle değiştirebilirdi. Necmettin Bey'in masa düzeni güzel değildi. Amerikan servisleri güzeldi ama ortadaki runner olmamıştı. Masa örtüsü yarımdı. Çatal bıçağı tersi. Olmamıştı yani, masa düzenini yapamamıştı. Çorbamız neydi? 4 kaşık mıydı? 5 kaşık mıydı? 4 kaşık değil de bakliyat çorbası diye. Ha, bakliyat. Bakliyat çorbası. 4 kaşığa benziyor ya. Evet, onun için de evet. Geçiyor değil mi? Bakliyat. İçine ne koydu acaba? Bakliyatlardan bakliyat diye.
mercimek acaba? Mi? Yoruma çok pirinç açık. Mi? Bulgur mu? Yoksa ne zor bir pişen? Bakliye? Evet işte soru işareti arkadaşlar, tahmin ettim bakalım. Şimdi i̇şte etmeye çalışıyorum. Etmeye kolaya mı kaçtınız acaba? Evet, çünkü kolaya kaçmadım tabii ki de. İsimleri var. Dört kaşık tabii. Çorbası, Anadolu her yerde çorbası. Farklı. İşte mercimekler, nohutlar. Anadolu çorbası da geçiyor, evet. Nohutlar. Bakliyat deyince bütün nohut. Yani bütün bakliyat gibi. Bakliyatlarını düdüğülide mi haşladı gibi? Normal tencerede haşladı. Oo, haşlandı mı? O zaman yani şimdi mercimek, bulgur falan gelecek galiba bize. Demek ki. Şans, kısmet. Mercimek, bulgur. Şimdi Menekşe Hanım da dedi ki sebze çorbası, sebzeleri siz tahmin edin dedi. Yani bu, doğru. Ya burada o benim de bir ufak bir payım olsun istedim açıkçası. Bir yorumun olsun. Arkadaşlar bakalım tahmin etsinler. Menüyü nasıl buldun Menekşe Necmettin'in? Yani menü bana göre çok karışık geldi menüsüm. Karışıklığı yani gizli kapaklı geldi. Salataya hayretler içinde kaldım. Çok şaşırdım salata demesine. Kerevizdi değil mi? Kereviz, yoğurtlu kereviz. Salata değil, mezedir. Yani meze mi? Mezedir. Evet. Yok artık yani. Mezedir. Fresh bir salatadır. Biraz fresh bir salata olarak ben onu... Yani sizin salata anlayışınız sadece Akdeniz ve yeşillikler olduğu için... Keşke bu... bir cacık, kuru cacık yap sadece. Ya, cacık, kapalı cacık, içerisine. Cacığı evinizde yaparsınız. Ay onu biz de bir yaptılar. Bir yapamadılar, bir yapamadılar. Yani yakışan olursa tabii ki olabilir. İnşallah tabii. Bugün yapmıştır. Şimdi bizim o gün gelen yarışmacı MasterChef yarışmacılarından biri yaptı demişti o karnı sarı. Neyse ana yemeğe gelince koşun. Sen nereden buldun? Evet benim arkadaşım zaten onun tarifi bulan. Kimdi o? Ay Yüce Kamit. Ay Yüce senin arkadaşın mı? Evet Sakarya'dan arkadaşım, o da Sakaryalıdır kendisi. Anladım, selam olsun. O da oradan almış. Çünkü biz nereden buldun bu tarifi dedik. MasterChef yarışmacılarından biri dedi. Sen bizzat o yarışmacının arkadaşın oradan. E hadi bakalım. Evet, son gün 75 bin TL için geldiniz. Son gün Necmettin yarışacak, birazdan başlayacak ama ben bundan sonrası için katılacak olan yarışmacı adaylarına hemen başvuru adreslerimizi hatırlatayım. Efendim tv8başvuru.com, bir de Yemekteyiz Instagram hesabı yeminize amade. Benim de Zuhal Topal Efendi Instagram hesabım. Herkes söylüyor, sunucular koyuyorlar alta köşeyi bir yere iliştiriyor. Ben hiç söylemiyorum. Bakalım bu hafta 75 bin TL kime gidecek? Puanlar birbirine çok yakın. Evet. Puanlar demişken... Hacer. Evet. Evet, dünle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Görmemiz gereken puanlar gördük gene. Neye bağlıyorsun bu durumu? Evet, ben Menekşe Hanım'ın bana adaletsiz bir puan verdiğini tekrar bugün de söylüyorum. Çünkü siz kendi gününüzde ve ilk baştan beri dediniz ki ne olursa olsun, ne yaşanılmış yaşanmış olsun, ben yemeklere puan veriyorum. Evet, eğer lezzetli bir yemek yaptıysanız benden puan alırsınız. Ben bunu eğer ki vermezsem bununla ben utanma duyarım dediniz. Dün bana puan vermediniz, utandınız mı? Hayır, utanmadım. Müsaade eder misiniz? Anlatabilir miyim? Sözümü kesmeden ama. Zaten bir şey anlatmadınız ki. Şimdi anlatayım ben size. Hatta böyle karşılaştırarak anlatmak istiyorum ben. Sizin menünüzle benim kendi menümü karşılaştırarak. Sizin benim beğendiklerinizi benim sizdeki beğendiklerimi sayacağım ben size. Gayet güzel bir siz çorba yapmış. Ama bakın ki, dedim ki size sözümü kesmeyin. Sözümü kesmeyin. O surat ifadem bir gün önce ben yarıştığım için öyleydi. Sözümü kesmeyin, söyleyeceklerinizi sözüm bittikten sonra saygıyla dinleyeceğim sizi.